Evet, merhaba sevgili Olay TV izleyenleri. Canlı yayın, özel canlı yayın kuşağında karşınızdayız. Değerli izleyenler, konuğumuz, çok özel bir konuğumuz var bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu bugün Bursa'da ve ayarın tozuyla Olay Medya'yı ziyarete geldi ve kendisiyle söyleşeceğiz. Bu zaman dilimi içerisinde ben daha fazla vakit kaybetmeden Sayın Genel Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz efendim Bursa'ya. Teşekkür ederim, sağ olun. Dünden itibaren programınız belli oldu ancak biraz sürpriz bir ziyaretti. Evet. Sabah bir esnaf ziyareti yaptınız ve Olay Medya'ya geldiniz. Bu sürpriz ziyaretin şifrelerini önce öğrenmek isterim. Hem sabahki esnaf ziyaretiyle ilgili izleniminiz, hem Olay Medya'ya geldiniz, buradaki izleniminiz ve biraz program sanki sürprizdi. Bunun nedeni ne? De partililer çok merak ediyor. Bundan başlayalım efendim. Genel başkan olarak doğrudan vatandaşlarla beraber olmak istedim. Yüz yüze olmak istedim. Bursa aynı zamanda bir sanayi kentim. İnsanlar sabah 6'dan itibaren iş yerlerine gidiyorlar. Ben de o saatte vatandaşlarla karşılaşmak, buluşmak, onları dinlemek, onlarla beraber bir çay içmek istedim. Tamamen siyasetin dışında ama siyasetin de aynı zamanda içinde. Partilere o nedenle haber vermedik. Fazla bir kalabalık olmasın. Doğrudan doğruya tamamen halkla temas etmek için. Ben vatandaşlarla temas edeyim diye. Ama tabii bu örgütün dışlandığı anlamında değil. İl başkanımız zaten yanımızdaydı. Sabah 6-6.30'da vatandaşlar sabahçı kahvesi diyeceğimiz kahvelerde işte çaylarını içtiler. Oturduk bir iki yerde çay içtik. Çorbalarını içen vatandaşlarımız vardı. Onlarla biraz sohbet ettik. Dolayısıyla onların yaşadığı sorunları da onların ağzından dinleme imkanımız oldu. Daha sonra kamyon şoförlerine gittik. Onlar da biliyorsunuz Bursa'da önemli bir aktörler. Evet. Ekonomik anlamda söylüyorum. Yük alıyorlar, Anadolu'ya taşıyorlar. Onların sorunları vardı. Onların sorunlarını dinledik. Gerçekten de çok ciddi sorunları var kamyon şoförlerinin. Bir eve sabah kahvaltısı için uğradık. Onlarla bir aileyle sabah kahvaltısı yaptık. Sonra tabii buraya geldik. Evet, izlenimleriniz neydi efendim? Halk neler söyledi sizlere? Tabii siyasetçi olarak benim Bursa'ya ilk gelişim değil. Evet. Ama bu kez karşılaştığım mekanlarda, yerlerde sorunların giderek ağırlaştığını gördüm. Özellikle vatandaşlar borçtan şikayet ediyorlar, cezalardan şikayet ediyorlar, pahalılıktan şikayet ediyorlar, iş alamamaktan şikayet ediyorlar. İşi olanlar da en azından bir işleri olduğu için şikayet etmekle beraber yine de memnunlar. Yani sonunda bizim bir işimiz var diyorlar. Bursa aynı zamanda bir sanayi kenti dedim. Aynı zamanda bir kültür kenti, bir eğitim kenti, üniversite kenti Bursa. Daha güzeli hak ediyor Bursa. Onu da ifade edeyim. Daha güzeli hak ediyor. Hava kirliliğinin yoğunlaştığı bir kent. Bu da Türkiye'nin birinci kenti hava kirliliği açısından. Yani Yeşil Bursa diyebiliriz. Ben Bursa'ya ilk 1970'li yıllarda gelmiştim. O zaman Bursa gerçekten de yeşil bir Bursa'ydı. Bugün tabii biraz betonlaşmayı görüyoruz. Beni hayrete düşüren olaylardan birisi de tabii TOKİ'nin yaptığı binalar. Yani o Bursa'nın güzelliğine bir hançer gibi saplanmış. Eski Sovyet tipi yapılar. Nasıl olur bu kadar yüksek binalar Bursa'nın içinde yapılır? Gerçekten anlamak mümkün değil. Sayın Genel Başkan, gündemde malum dünden itibaren başkanlık sistemi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı dün yasama, yürütme ve yargının başkanlarıyla bir araya geldi. Bugünkü gazetelerde de başkanlık sistemine geçileceğine dair bir takım ipuçları içeren haberler vardı. Türkiye başkanlık sistemine mi gidiyor? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir efendim? Önce şu soruyu soralım. Türkiye rejim değişikliğine hazır mı, değil mi? Biz Cumhuriyeti nasıl kurduk? Parlamenter sistemi nasıl kurduk? Bunun tarihini biliyor muyuz? 150 yıllık parlamenter sistem deneyimimiz var. 150 yıl. Şimdi 150 yıllık defteri kapatacağız, yeni bir sayfa açacağız. Kimin için? Halk için mi? Hayır. Halk parlamenter sistemden şikayet ediyor mu? Parlamenter sistemin artısı eksisi nedir? Oturup masaya tartıştık mı? Eksileri varsa eksilerini gidermek için oturup çalıştık mı? Hayır. Şu anda Türk siyasetinin en temel sorunu nedir? En temel sorunu Türk siyasetinin kirlenmişliktir. En temel sorunu kirlenmişliktir. Siz hırsızları,
siyasetten arındırdınız mı? Onları parlamentodan attınız mı? Sistemin dışına çıkardınız mı? Halkı soymaktan kurtardınız mı? Kurtarmadınız. Adını ne derseniz deyin, olmaz. Olmaz. Önce bunu yapacaksınız. Bunu yapmak için yola çıktınız mı? Hayır. Ne demek başkanlık sistemi? Hayır, ne demek? Mesela ben merak ediyorum, ne demek? İlla Erdoğan'a göre bir rejim mi oluşturacağız biz? Parlamenter sistem var. 150 yıllık deneyimimiz var. Aksayan yönleri var mı? Elbette var. Ben de biliyorum. Giderebilir miyiz? Elbette giderebiliriz. 150 yıllık bir deneyimi çöpe atacaksınız. Hiç bilmediğimiz bir sisteme geçeceğiz. Birisinin keyfi olacak diye. Başkanlık bu doğru sisteminden değil. Geçişten toplum ziyade rejimi değiştirmeye hazır mı değil mi? Önce bir buna bakmamız lazım. Bu rejimi biz kanla gözyaşıyla kurduk. Yazık, günahtır bu ülkeye. Birisinin keyfine göre ülke yönetilmez. Keyfine göre yönetilmez. Otoriter bir sistemi kabul etmiyoruz. Otoriter sistem diktatörlüğü getirir. Otoriter sistem yolsuzluğu getirir. Otoriter sistem insanlara düşünmemeyi öğretir. Otoriter sistem tek merkezden talimat alın, onun dışına çıkmayın algısını ve uygulamasını yaratır. Toplum buna hazır mı? Toplum bunu istiyor mu? Hayır. Hayır. Biz buna şiddetle itiraz ederiz. Biz demokrasiyi savunuyoruz. İnsan haklarını savunuyoruz. Temel sorun nedir? Başkanlık mıdır? Allah aşkına buyurun Bursa'ya gidelim. Sabah gittim. Başkanlık sisteminden söz eden yok. Ama açtan, işten, ekmekten, işsizlikten bahseden dünya kadar insan var. Bunların derdiyle ilgilenen var mı? Hayır, yok. Ben başkan olacağım. Otur oturduğun yerde, sana saray da yaptık oradan. Bu milletin 5 kuruşuyla boğazından kesip vergi diye ödediği 5 kuruşları topladık. Sana saray da yaptık. Kaçak sarayında oturuyorsun. Otur oturduğun yerde. Hala doymuyorum diyor ben. Rejimi meşrulaştıracağım diyor. Kaçak bir şey meşrulaşmaz. Yolsuzluk üzerine inşa edilen bir düşünce, bir felsefe, bir inanç, bir kültür, bir bina meşrulaşmaz. Evet, peki. Yunanistan'a geçelim isterseniz. Bir diğer gündemde hem Türkiye'nin gündeminde hem Avrupa'nın gündeminde, hatta dünyanın da gündeminde diyebiliriz. Bazılarına göre sürpriz, bazılarına göre beklenen bir sonuç. Tsipras'ın iktidar olması. Bugün de hükümet toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sonuç nasıl yankı buldu? Bir umut depoladı mı partileriniz arasında? Şimdi derin yarılmaları yaşayan bir toplum tabii doğal olarak tepki veriyor. Bizde Ecevit hükümeti bir krizden Türkiye'yi çıkarmak için ağır bedeller ödedi. Düşünün, DSP %20-21'lik oyunu %1'e düşürdü. Ama yapılması gerekiyor muydu? Yapılması gerekiyordu. Düşünün, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalar yasası yoktu. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu gibi bir kurum yoktu. Kamu İhale Kurumu gibi bir kurum yoktu. Yani siyaseti daha güçlü kılmak için, toplumu daha güçlü kılmak için bağımsız kurullar oluşturuldu. Bunun karşılığında bedel ödendi. Yunanistan'da benzer olayları yaşadım. Kişi başına gelir 25-30 bin dolarken bunlar düştü. Doğrudan emeklilerin aylığı, çalışanların aylıklarından kısıtlama yapıldı ve bu aylıklar düşürüldü. Dolayısıyla böyle bir tepki verildi. Almanya'nın Avrupa Birliği üzerindeki egemenliği ve Yunanistan'a yönelik suçlamaları farklı bir tablonun ortaya çıkmasına yol açtı. Bizde böyle bir tablo var mı? Hayır, böyle bir tablomuz yok bizim. Dolayısıyla hani Türkiye ile Yunanistan'ı kıyaslamak gibi bir düşünceyi pek doğru bulmam. Tamam. Ama orayı dikkatle izlemememiz anlamına gelmemeli bu. Yunanistan'ı dikkatle izlemeliyiz. Ekonomik kriz vardı ama ona rağmen kişi başına gelir 25-30 bin dolar arasında değişiyor. Refah seviyesi Türkiye'den daha fazla. Daha fazla. Bize baktığımız zaman tabii işsizlik bizde daha fazla. Evet. Baktığınız zaman pek çok sorunumuz var. Ama yoğunlaşan sorunlar Türkiye'de de bir iktidar değişiminin habercisi olmak zorunda. Şikayet mi ediyorsun, vatandaşa soruyorum. Şikayet mi ediyorsun? Evet, şikayet ediyorum. Geçinemiyorum. Borcum var. Gırtlağıma kadar borç altındayım. Kamyoncu şoförüyüm, yük alamıyorum. Ekonomide çekler ödenmiyor, bonolar ödenmiyor. Ekonomide durgunluk var. 5,5 milyon insan işsiz.
Bunun demokrasilerde bir yolu vardır. Bu tabloyu yaratan kimdir? Siyasi iktidar. O zaman sen bu tablodan memnun değilsen, demokrasilerde yolu siyasi iktidarı değiştirmektir. Her yerde şunu söylüyorum. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasetin temel felsefesi halka hizmettir. Ama ben yırtık ayakkabıyla siyasete girdim. Şimdi hanlarda, hamamlarda, yalılarda, villalarda, saraylarda oturuyorum diyorsa birisi ve sen de gözünle görüyorsan ve halinden şikayet ediyorsan dönüp bakacaksın. Bu tabloyu ben değiştirmek zorundayım diyeceksin. Nasıl yapacağız? Sen daha gideceğiz. Kusura bakma arkadaş. 12 yıl ben sana yetki verdim. Üstelik tek başına yetki verdim. Senin şikayet etme hakkın yok. Bir iktidar, iktidar neden şikayet eder? AKP neden şikayet eder? Tek başına iktidar mı iktidar? İstediği yasayı çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Yolsuzluk dosyalarını kapatıyor mu? Kapatıyor. İşsizliği yaratıyor mu? Yaratıyor. Muhalefeti suçluyorlar. Ya, muhalefet ne yaptı size? Sizin yanlışlarınızı halka söylüyor. O kadar. Bizim zaten yapacağımız başka bir şey yok. O halde yapacağımız bir şey var. Bütün yurttaşlarıma söylüyorum. Özellikle de Bursalılara söylüyorum. İktidarı değiştirmek zorundayız. Türkiye'nin dünyadaki itibarı sıfırlanmış durumda. Bakın bunu açık net söylüyorum. Türkiye'nin dünyadaki itibarı sıfırlanmış durumda. Neden sıfırlanmış biliyor musun? Dış politikadan ötürü bir şey söylemiyorum. Yolsuzluk dosyalarını parlamento kapattı. Bir ülkenin itibarı yolsuzluğun üzerine gitmekle olur. Yolsuzluk dosyasını kapatırsanız bütün uygar ülkeler size kaygıyla bakarlar. Ya bunlar nasıl bir ülke? Sayın Genel Başkan, iktidar olmanın şifrelerini sizden isteyeceğim. Nitekim 2011 seçim beyanamenizde halka dokunan, dar gelirliğe ve yoksulluğa hitap eden ciddi projeleriniz vardı. Ama o süre içerisinde partinize ve size yönelik bir eleştiri vardı. İktidarın gündemine çok takılıp gitti. 2015 genel seçimlerinde iktidar olmak için yine bu politikaları devam ettirecek misiniz? Seçim vaadi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak topluma ne sunacaksınız? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve genel olarak muhalefetin de Türkiye'yi yönetemeyebilir şeklinde bir soru işareti var toplumda. Bu noktada bu kilidi nasıl açmayı düşünüyorsunuz? Ne vaat edeceksiniz? Sorunun son bölümünden başlayayım. Evet. Türkiye'yi yönetir mi? Diye zaman zaman soruyorlar. Evet. Bir ülkeyi yönetmek kadar kolay bir şey yoktur. Neden diyeceksiniz? Her kurumun yasalarla tanımlanmış görevleri vardır. Merkez Bankası. Açın 3. maddeyi, Merkez Bankası'nın görevleri yazar. Maliye Bakanlığı. Açın 3. maddeyi, kanunun görevlerini yazar. Kamu İhale Kurumu. Açın görevlerini yazar. Herkes kendi görevini yaparsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. En başarılı yönetici nedir biliyor musunuz? En başarılı yönetici kendisine en az ihtiyaç hissettirilen kişidir. Çünkü herkes görevini yapar. Olay televizyonunu alalım. Burada da yöneticiler var. Herkes görevini yapıyorsa, kameraman görevini yapıyorsa, ışıkçı görevini yapıyorsa, sesçi görevini yapıyorsa, gazetede haber görevini yapıyorsa, önemli haber öne çıkarılıyorsa, herkes görevini yapıyorsa yönetmek çok kolaydır. Ne zaman zorlaşır yönetmek biliyor musunuz? Kamu İhale Kurumu'na müdahale edip benim yandaşıma ihaleyi ver dediğiniz andan itibaren yasa dışı bir talimat verdiğiniz için yönetimde zıtlıklar başlar. 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl. Devletin ne olduğunu bilirim. Özal'dan tutun, rahmetli Özal'dan tutun, Çiller'den Süleyman Bey'e kadar pek çok başbakanla çalıştım. Pek çok bütçeyi yaptım. Vergi toplamasının nasıl olacağını gayet iyi bilirim. Denetimin nasıl olacağını gayet iyi bilirim. Niye ülkeyi yönetemeyeceğiz? Ama şunu söylüyorlarsa haklılar. Bunlar gibi ülkeyi yönetemezler. Evet, vallahi biz bunlar gibi yönetemeyiz. Çalmasını bilmeyiz, çırpmasını bilmeyiz, yasa dışı iş yapmasını bilmeyiz, yandaşlarımızı zengin etmesini bilmeyiz. Biz bunları yapmayız zaten. Bizim genlerimizde böyle bir şey yoktur. Ahlakımızda da böyle bir şey yoktur. Ama Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye niye yönetilmesin? Türkiye'nin itibarı sıfırlandı. Dış politikayı eleştiriyorum. Yanlış yaptınız diyorum. Ne demektir bu? Siz yanlış yapıyorsanız, yanlış yönetiyorsunuz demektir. Benim doğruluğum çıktı mı ortaya? Doğruluğum çıktı. Demek ki ben ülkeyi daha iyi yönetirdim.
İşsizlik var. 5,5 milyon insan işsiz. Davutoğlu gidip İsviçre'de ne diyor Avrupalılara? Avrupa'da işsizlik varsa gelsinler Türkiye'ye iş veririz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben ülkemde herkesin çalıştığını sanıyorum diyor. Türkiye'de işsizlik sıfır. Oradan gelenlere ben iş vereceğim. Ya 5,5 milyon insan işsiz. 5,5 milyon. Sen başbakan olarak daha bunun farkında değilsin. Dönüp bana diyorsun ki sen bu ülkeyi yönetemezsin. Ben 5,5 milyon insanın derdine çare üretmek istiyorum. Derdine çare üretmek istiyorum. Onlar bunun farkında bile değiller. Bir şey daha söyleyeyim size. Bizi zaman zaman suçluyorlar. Efendim CHP cemaatle işbirliği yapıyor. Evet. Şimdi Allah aşkına biz nerede ne zaman cemaatle işbirliği yaptık? Ya paralel devlet diyorsun. Evet. Paralel devlet diyorsun. Bir, en önemli yerlere bunları kim getirdi? Başbakan olarak sen getirdin. Yurt dışına ziyarete kim gitti? Sen gittin. Bakanlarını gönderdin. Emirleri var mı yok mudur diye kendin sordun. Ondan sonra döndün. 17 Aralık'tan sonra vay efendim bize darbe yapacaktı. Demek ki sen bu ülkeyi yönetemiyormuşsun. Başkaları yönetiyormuş bu ülkeyi. Sen farkında bile değilsin. Şimdi dönüp bana diyorsun ki sen onlarla işbirliği yaptın. Ya ben onları tayin etmedim. Onları atamadım. Ben zamanında seni uyardım. Bak ha dikkatli ol diye söyledim. Ama sen bunların hiçbirisini dikkate almadın. Demek ki sen bu ülkeyi yönetemedin. Başkalarına yönettirdin. Şimdi kalkıp bana diyorsun ki bunlar ülkeyi yönetemezler. Bu ülkenin temel sorunu nedir biliyor musunuz? Üretememek, üretememek. Sanayiciye destek verildi mi? Ne desteği verildi sanayiciye? Türkiye bilgi toplumu olmak zorunda. 21. yüzyıl, bütün dünya artık bilgi toplumu çağına geçtik. Bilgi toplumundan söz eden bir bakan duydunuz mu siz? Üniversiteleri baskı altında olan bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretebilir mi? Medya üzerinde baskılar var. En son gördük. Bir kişiyi düşünebiliyor musunuz? Kendisine bağlı bir havuz medyası oluşturmuş. Nereden oluşturuyor? İş adamlarından aldığı paralarla oluşturuyor. Ahlak nerede? Namus nerede? Bunlar yok. Bunun karşısında siz hangi politikalar üreteceksiniz? Biz şunu üreteceğiz. Bakın, halkın önüne gibi somut projeler koyacaksınız. Çok açık, çok net politikalar üreteceğiz. Bize hep şu suçlamayı yapıyorlardı. Efendim CHP hep eleştirir. Evet. Hiç proje üretemez. Geçen seçimlerde 41 projemiz vardı. 41 projemiz vardı. Bunlardan 5'ini AKP iktidar olduktan sonra siz yapamazsınız, sizin yaptığınızın kaynağı yoktur diye bizi suçluyorlardı. 5 projemizi hayata geçirdiler, yaptılar. Ama bizim istediğimiz tonda ve renkte değil. Daha farklı yaptılar bunlar. Yani eksik yaptılar. Biz bakın söz verdim halkıma. İlk 3 ayda çıkaracağımız ilk kanun siyasi ahlak yasası olacak. Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Temiz insanlar siyasete girecek. Halka hesap veren insanlar siyasete girecek. Hesap vermeyi de namusu görev olarak kabul edenler siyasete girecek. Bunu yapacağız. 2. Vatandaşı borç batağında. Vatandaşı borç batağından kurtarmamız lazım. 3. Yoksulluk var. Yoksulluğu bu ülkeden silip bitireceğiz. AKP'nin politikası şu, yoksulu sürekli yoksul kılmak, sürekli yoksul kalsın, vatandaş bana muhtaç olsun. Bizim politikamız ne? Yoksulluğu bitireceğiz. Herkes onurlu bir yurttaş olarak ülkesinde iş bulacak, aş bulacak ve çalışacak. Varsa bir yerde yoksul, sosyal devlet onun yardımcısı olacak. Öyle 3 kuruş 5 kuruş değil, adam gibi vereceksin. Bugün verilen sosyal yardımlar çok yetersiz. Biz bunu en az 2 katına çıkaracağız. En az 2 katına. Ve bunu da kalkıp da bir politika malzemesi olarak da kullanmayacağız. Propagandası çünkü yapmayacaksınız. Yapmayacağız. Çünkü sosyal devlette vatandaş kendi yoksulluğunu gidermesini devletten isteyebilir. Bu bir haktır. İşsizliğini gidermesini isteyebilir. Bu bir haktır. Çünkü anayasamız yazıyor. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir diyor. Yani sosyal devletiz biz. Vatandaşın bütün sorunlarını çözmek zorundasın. Biz bunu yapacağız. Artı bakın bu ülkede yargı bağımsızlığı yok. Bunun düzeltilmesi lazım. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Hani bir bilge der ya, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner.
ülkede adalet var mı? Buyurun çıkalım sokağa soralım. Emir olun %100'ü, bakın %99'u bile demiyorum, %100'ü adalet yoktur der. Kimin zamanında oldu bu? CHP iktidarında olmadı herhalde. Bunların iktidarında oldu. Adalet niye bu hale geldi? O nedenle biz çok güzel projelerimiz olacak. Halka dokunan projelerimiz olacak. Onların sorunlarını çözen projelerimiz olacak. Hedefimiz şu: katma değeri yüksek ürün üretmek, sanayiciyi desteklemek, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak. Çünkü şuna kesinlikle inanıyorum. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizliğin olduğu yerde uyuşturucu olur. İşsizliğin olduğu yerde hırsızlık olur. İşsizliğin olduğu yerde yoksulluk olur. İşsizliğin olduğu yerde yolsuzluk olur. İşsizliğin olduğu yerde adalet olmaz. İşsizliğin olduğu yerde toplum derin travmaları yaşar. Siz işsizlik sorununu çözemezseniz bir ülkede hiçbir sorunu çözemezsiniz. İşsizlik %10 seviyesinde sizin tasarladığınız programda işsizliği yüzde kaça düşürmek var Sayın Genel Başkan? Biz 4 yıl içinde işsizliği %1'lere düşürmek %1'lere istiyoruz. Evet, düşürmek istiyoruz. Evet. Üretirseniz yaparsınız. Üretirseniz istihdam yaratacaksınız. Bakın Türkiye'nin bu potansiyeli var. Çok tipik bir örnek vereceğim size. Çok tipik. Biz Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkeyiz. Bugün bizim otomobilimiz yok. Güney Kore'nin dünya çapında 3 markası var. Neyimiz eksik? Tarım konusundan örnek vereceğim size. Hollanda. Konya'dan küçük. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı. Tarım ürünü ihracatı. Konya'dan küçük bir devlet. 100 milyar doların üzerinde. Bizim 12 milyar dolar. Neyimiz eksik? Toprak mı? Var. Güneş mi? Var. Su mu? Var. Üstelik Hollanda'dan daha fazla var. İnsan mı? O da var. Neyimiz eksik? Siyasetimiz eksik. Halkı düşünen siyaset eksik. Siyaseti halk için yaparsanız, ülke için yaparsanız bütün bu sorunları aşarsınız. Aşılmayacak sorun yoktur. Çözülmeyecek sorun da yoktur. Bütün mesele şu: siz kimin çıkarına hizmet ediyorsunuz ve kimin çıkarı için siyaset yapıyorsunuz? Yandaşınız için mi, halk için mi? Ben hep şunu söyledim: benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Bütün vatandaşların sorunlarını çözmek zorundayız. Evet. Sayın Genel Başkan, seçim yaklaşıyor. Bursa'ya da elbette geçeceğim ama genel konularla ilgili bir iki sorun daha var. Evet. 2015 seçimlerine aylar kala bu seçime ne anlam veriyorsunuz? Özellikle sizin siyasi geleceğinizle ilgili bir anlam yüklüyor musunuz? Bu seçimden Cumhuriyet Halk Partisi iktidar ortağı olacak bir oy oranına kavuşamadı, ulaşamadı takdirde siyasi geleceğinizle ilgili bir planlama yapıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Eğer kişiler bireysel kaygılarla siyasete giriyorlarsa sakın girmesinler. Siyaset kişi eksenli yapılmaz. Siyaset ülke için yapılır. Ülke için siyaseti yapacaksınız. Vatandaş için siyaseti yapacaksınız. Sorunları çözmek için siyaseti yapacaksınız. Efendim ben kalır mıyım kalmaz mıyım anlayışıyla siyaset yaparsanız hiç girmeyeceksiniz siyasete. O doğru bir siyaset değildir. Siyaset kişi endeksli olduğu için zaten Türkiye bu hale geldi. Bana göre siyaset, bana göre başkanlık, bana göre efendim yargı, bana göre medya, bunları asla kabul etmiyorum. Evrensel değerleri, evrensel kuralları Türkiye içselleştirmek ve uygulamaya koymak zorundadır. Siyasette de aynı kural geçerlidir. Siyasette de uğraşırsınız, çalışırsınız, edersiniz, başarılı olursunuz veya başarısız olursunuz. Yeri geldiğinde çalışırsınız, yeri geldiğinde Ziya Paşa'nın dediği gibi çekildik izzet ihbaliyle babı hükümetten dersiniz ve ayrılırsınız. Siyaseti böyle yaparsınız. Siyaseti kişi endeksli odaklı yaparsanız bu doğru değil. Ama biz 2015 seçimlerini başarıyla tamamlayacağız. Ben kendi halkıma güveniyorum. İnsanıma da güveniyorum. Ve onlara şunu söylüyorum: hayatından şikayet mi ediyorsun? Demokrasilerde bunun yolu vardır. İktidarı değiştirirsin. AKP hükümetlerine verilen yetki hemen hemen hiçbir toplum tarafından verilmemiştir. 12 yıl tek başına yönettiler. 12 yıl. Eğer sorun çözülmemişse artık dur demek lazım. Artık dur, kusura bakma. 12 yıldır sen iktidarsın. Sen zengin oldun. Yakınların zengin oldu. Bütün akrabaların zengin oldu. Herkes köşeyi döndü. Ya ben vatandaş olarak hala ortalıkta aç sefil geziyorum. O zaman yeter demesi lazım.
din iman üzerinden siyaset yapıyorlar. Ona da dur demesi lazım. Kusura bakma, din iman dedin, malı sen götürdün. Biz gene baş başa kaldık. Niye bu tablo böyle? Vatandaşın artık gerçekleri görmesi lazım. Bu gerçekleri görmesinin yolu da tabii CHP olarak bizim çalışmamız lazım. Medyanın doğru haber yapması lazım. O nedenle hani doğrudan kalkıp vatandaşı suçlamak doğru değil. Eksiği kendimize görmeliyiz. Yani önce iğneyi, çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Eksiğimiz nedir, gediğimiz nedir, yanlışımız nedir, söylemlerdeki eksikliklerimiz nedir? Bunları gidermeliyiz. Bu konuda CHP olarak çok önemli adımlar attık. Gerçekten çok önemli adımlar attık. Önemli başarılar da elde ettik. Onu da söylüyorum. Açık yüreklilikle ifade ediyorum. Ama daha yolun başındayız ve alacağımız çok mesafe var. Anket yaptırıyor musun Sayın Genel Başkan? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki oy oranı nedir? Oylarımız yükseliyor. AKP'nin oyları ilk kez 40'ların altına düştü. Bu da toplumun en azından yaşanan tabloyu hazmedemediğini gösteriyor. 17-25 Aralık olaylarından sonra ortaya çıkan tablo, son parlamentoda yapılan oylama, 40'a yakın AKP milletvekilinin de en azından bizim gibi düşündüğünü gösteriyor. Bu demokrasi açısından güzel bir gelişme. Evet. Az önce sözünü ettiniz Sayın Genel Başkan, cemaatle işbirliği yaptığınıza yönelik eleştirilere yanıt verdiniz. Kısaca bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Genel Başkan'ın sizin cemaate yönelik eleştiri yapmamanızın bir katkısı olabilir mi? Cemaate yönelik eleştiri biz bir değil, iki değil, yüzlerce, binlerce kez yaptık. Tabii. Bakın ben şunu söyleyeyim. Kişilerin inançlarıyla biz uğraşmayız. Yaşam tarzlarıyla da biz uğraşmayız. Kimlikleriyle de biz uğraşmayız. İnsana insan olarak bakarız. İnancı neyse saygı gösteririz. Eğer inancını siyasete taşıyorsa biz ona bir dakika deriz. İnanç siyasetin konusu değildir. Bunun güvencesi de, herkesin istediği şekilde inanmasının güvencesi de laikliktir. Senin inandığın değerlere toplumun saygı göstermesi lazım. Burada bir tereddütümüz yok. Eğer inancı siz siyasete taşıyıp onu sömürü aracı haline getiriyorsanız biz ona karşıyız. Her zaman söyledik. Biz farklı düşünen, farklı dünya görüşü olan, farklı inançları olan, farklı yaşam tarzları olan, farklı kimlikleri olan bir toplumuz. Biz bunları zenginlik olarak kabul ederiz. Ama bunları siyasete taşımak doğru değil. Etnik kimlik üzerinden siyaset asla doğru bulmayız. İnanç üzerinden siyaset asla doğru bulmayız. Siyasetin konusu nedir? 5,5 milyon işsize iş bulmaktır. Siyasetin konusu nedir? Ayda 150 lirayla geçinen 1 milyonun üstünde insanımız var. Bunun gelirini en azından, hani kişi başına gelir 10 bin dolara çıktı diyorlar ya, en azından ona taşımaktır. Siyasetin konusu nedir? Yoksulluğu sıfırlamaktır. Siyasetin konusu nedir? Bizim çocuklarımızın nitelikli eğitim görmesini sağlamaktır. Siyasetin konusu nedir? Üniversitelerin özgür ve özerk olmasıdır. Bilim yaratmasıdır üniversitelerin. Siyasetin konusu nedir? Dış politikayı ülkelerin çıkarları üzerine inşa etmektir. Siyasetin konusu budur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Son sorum genel konularla ilgili, çözüm süreci malum devam ediyor. Biraz kamuoyunun önünde cereyan ediyor hadiseler, açıklamalar ama evet. Kamuoyunun çok da fazla tatmin olduğu söylenemez çözüm süreciyle ilgili, görüşmelerle ilgili. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecinde biraz oyun dışı mı kaldı acaba? Bakın çözüm süreci konusunda biz hükümete bir teklif götürdük. Dedi ki bakın bu sorunu çözecekseniz adres parlamentodur. Evet. Parlamento dışında bir arayışa girmeyin. Girerseniz yanlış yaparsınız. Ve 4 tane koşul saydık. Bu sorunun çözümü için 4 şartın yerine gelmesi lazım. 1 dedik. Dürüst ve samimi olacaksınız. Ben bu sorunu çözerim diyeceksiniz. 2 kişisel bir ajandanız olmayacak. Yani kişisel çıkar üzerine inşa etmeyeceksiniz. 3 halka hesabını veremeyeceğiniz bir angajmana girmeyeceksiniz. 4 ana muhalefet partisine ve siyasi partilere bilgi vereceksiniz. Bu 4'ünü yerine getirirseniz bu sorunu çözersiniz. Bu 4'ünden hiçbirisi yerine gelmedi. Doğu Güneydoğu'da bizim büyük endişelerimiz var, onu söyleyeyim. Doğu Güneydoğu'da PKK'nın bir üstünlüğü var şu anda. Trafik kontrolü yapıyorlar mı? Yapıyorlar.
Mahkemeleri var mı? Var. Vergi daireleri var mı? Var. Askeri alma daireleri var mı? Var. Paralel devlet diyorlar. Paralel devlet orada var. Niye sesini çıkarmıyorlar? Niye konuşmuyorlar? Niye konuşmuyorlar? Caddenin ortasında trafik kontrolü yapıyorlar. Ellerinde Kalaşnikov silahlarla. Nerede bu hükümet? Ha, ne yapıyor bu hükümet? 6, 7, 8 Ekim olaylarında 50 kişi hayatını kaybetti, değil mi? Hükümet ne yaptı? Koşa koşa İmralı'ya gitti, APO'ya yalvardı. Aman ne olursun söyle, olaylar dursun. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuma sokulur mu? Böyle bir tablo yaşanır mı? Biz akıl verdik. Bak böyle yap dedik. Böyle yaparsan bu sorunu çözersin dedik. Ben niye diyorum bunlar hükümeti yönetemiyorlar? Bunlar devleti yönetemiyorlar. Bunlar devleti perişan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada alay konusu haline getirdiler. Yazık günah değil mi bu ülkeye? Her vatandaşın elini vicdanına koyması ve düşünmesi lazım. Böyle bir tablo mu vardı? Ecevit, rahmetli Ecevit, hükümeti verirken terör sıfırdı. Sıfır. Sıfır terör. Buyurun. Doğu Güneydoğu'ya bakın. Ne dediler? PKK silahlarıyla dışarı çıkacak. Ne açıklama yaptılar? Hayır, silah bırakmayacağız dediler. Bitti. Bitti. Başbakan olarak siz söylüyorsunuz. O diyor ki bir dakika sen sus diyor. Benim kuralım geçerlidir. Senin kuralın geçerli değildir diyor. Hangi devlet Allah aşkına? Hangi hükümet? Bunlara hükümet mi denir? Hükümet mi denir bunlara? Abdullah Öcalan'ın esir aldığı bir hükümet vardır. Diyor ki bak benim dediğimi yapmazsan darbe olur diyor. Şantaja teslim olan bir hükümet olur mu? Biz bunu kabul etmiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizin de güvencesi biziz diyoruz. Terörü temizleyeceğiz bu ülkeden. Terörü temizlemek için oturup böyle görüşmeler mi yapılır Allah aşkına? Niye biz parlamentoya adres gösteriyoruz? Bir ülkenin sorunları nerede çözülür? Allah aşkına bir ülkenin yani sorunları... Parlamentodaki siyasi partileri kapsayan bir çözüm, elbette, elbette. Çözüm sürecinden mi söz ediyorsunuz? Uzlaşma komisyonu önerdi. Yani diğer tüm unsurları kapsam dışı bırakacak bir çözüm önerisi. Biz dedik ki parlamentoda bütün siyasi partiler eşit sayıda milletvekili versinler. Nasıl anayasa uzlaşma komisyonu kurduysak bunun için de bir uzlaşma komisyonu kuralım. Bizim çözümümüz neydi? Akla ve mantığa uygun çözümdü. Bakın biz bu çözümü önermek için... İmralı ve Kandil yok sizin çözüm sürecinde. Yok efendim, önerim. Tabii. Bakın biz bunu niye önerdik biliyor musun? Bakın İngiltere nasıl çözdü sorununu? Diğer ülkeler nasıl çözdü? Bunu en iyi araştıran biziz. Biz bir öneri getirirken dünyadaki örneklerine bakarız. Uygulamalara bakarız. Sorun nasıl çözüldü bakarız. Ona göre oturur kararımızı veririz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz akşam yatıp sabah farklı şeyler söyleyen bir parti değiliz. Bu ülkenin çıkarlarını savunuruz. Dış politikada bu hükümeti eleştirdim. Suriye'de yanlış yapıyorsun dedim. Buyurun gidin Gaziantep'e bakın. Şanlıurfa'ya bakın. Hatay'a bakın. Esnaf perişan. Sanayici perişan. Niye bu tablodayız? 1 milyonun üstünde Suriyeli Türkiye'de. Yazık günah değil mi o insanlara? Niye tırlarla silah gönderdiniz? Kardeşi kardeşe öldürttünüz. Mezhep endeksli dış politika olur mu? Mezhep endeksli. Bütün bunları yaptınız. Türkiye'nin başına felaket ördünüz. Şimdi IŞİD belası var. Korkudan IŞİD terör örgütüdür diyemiyorlar. Çünkü IŞİD'in Türkiye'de uyuyan hücreleri var. Terör yaparlar diye korkuyorlar. Teröre teslim olan bir Türkiye Cumhuriyeti olabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Evet. Sayın Genel Başkan, siz sık sık bunu ya vurguluyorsunuz ya ibah ediyorsunuz. Türkiye'deki sadece sosyal demokratların, solcuların oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşınamayacağına yönelik sinyaller veriyorsunuz. Bu noktada merkez sağ açılımı veya sanayi açılımı adına ne denilirse denilsin bir açılım süreci başlattınız. Bu politika önümüzdeki genel seçimlerde de devam edecek mi? Bu politikanın somut adımları ne olacak? Şimdi Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya. Sorunun temelinde demokrasi yatıyor. Demokrasi ayaklarımızın altından kayıyor.
parlamenter sistem ayaklarımızın altına kayıyor. Yeni bir süreçteyiz. Biz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verirken sağ sol ayrımı asla yapmadık. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedik biz. Hala bunu söylüyoruz. O zaman da söyledik, babalarımız, dedelerimiz söyledi. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye şu anda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bir rejim sorunuyla karşı karşıya. Demokrasiden yana sorunu olmayan, cumhuriyetten yana sorunu olmayan, laiklikten yana sorunu olmayan, yaşam tarzından nedeniyle kaygı duyan, efendim ülkenin geleceği ne olacak diye kaygı duyan bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında bekliyoruz. Biz ülkemizi düşünüyoruz. Geleceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Bakın bu kaygı sadece sanmayın ki CHP'lilerde veya bazı vatandaşlarda var. Bütün uygar dünyada bu kaygı var. Gidin Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Rusya'ya, Japonya'ya, İran'a. Aynı kaygıya, Türkiye nereye gidiyor diye. Büyük bir kaygı var. Biz yeniden bir ulusal kurtuluş hareketi felsefesiyle hareket etmek zorundayız. Ülkemizin geleceği için, demokrasiyi derinleştirmek için, özgürlükleri güçlü kılmak için. Biz bunu yeniden yapmak zorundayız. Medyayı özgür kılmak için. Yeni bir süreci başlatmak zorundayız. Bunun için sağ sol ayrımı yapmıyorum. 77 milyon yurttaşıma da sesleniyorum. Geleceğinden kaygı duyuyorsan, çocukların için, bu güzel vatan için, gel arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu düzeltelim. Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu tarihten bu yana Türk bayrağı lafını etmemiştir. Edemiyor da. Etmiyor da. Niye etmiyor? Niye etmiyor? Hangi gerekçeyle söylemiyor? Başbakanlık koltuğu boş. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi. Başbakanlık koltuğunda geçen salı günü söylemiştim. 23 Nisan çocuğu gibi başkası oturuyor. Vesayet altında bir başbakanlık makamı olamaz. Vesayet altında olamaz. Kendi yetkilerini başkasına devreden bir kişi başbakanlık koltuğunda oturamaz. Kendi yetkilerine müdahale eden bir kişiye bir dakika arkadaşlar benim yetkilerime müdahale edemesin diyemeyecek bir insan başbakanlık koltuğunda oturamaz. Evet, peki. Sayın Genel Başkan, son iki sorum toparlamak durumundayız. Bursalıların merakla beklediği listelerin nasıl şekilleneceği yönünde son TÜSİK kurultayında bir değişiklik yapmıştınız. %15 merkez yoklaması, %5 Genel Başkan'ın kontenjanından oluşan bir hakla listelerin şekilleneceği, %80'inde ön seçimle belirleneceğine yönelik bir TÜSİK değişikliği yapmıştınız. Bunu nasıl işleteceksiniz? Bursa'da ve Türkiye genelinde listeler nasıl şekillenecek? Bu %20'lik kontenjanı nasıl uygulanacaksınız? Şekli ne olacak? Biz şimdi bu %5 siyasi partiler yasasından kaynaklanıyor. %15 bizim TÜSİK değişikliğinden, kurultayın kabul ettiği TÜSİK değişikliğinden kaynaklanıyor. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçeyle başvurduk. Dedik ki biz bu %15'i nasıl kullanabiliriz diye. Son verdikleri karar bize henüz ulaşmadı, yazılı metin ulaşmadı. Ama aldığımız duyumlara göre fermuar sistemini uygulama konusunda bir yetkimizin olabileceği ifade edildi. Böyle bir uygulama olursa bu çerçevede düşünebiliriz. Yani her yerde uygulanacak anlamında değil. Nerede yani %85 ön seçim yapacağız ama nerede kontenjan kullanacağımız konusunda parti meclisi karar verecek. 14'ünde parti meclisini topluyoruz. Dünkü MYK'da karar çıktı. 14'ünde topluyoruz. Nerede ön seçim yapacağız? Nerelerde kontenjan kullanacağız? Bununla ilgili parti meclisine bir öneri götüreceğiz. Parti meclisi nasıl bir karar alırsa o kararı uygulamaya geçireceğiz. Sizin genel başkan olarak mesela Bursa'da yerel seçimler öncesi yaptığımız programda Bursa'da mutlaka halkın görüşünün ve parti örgütünün görüşünün önemli olacağını söylemiştiniz. Aynen genel öyle. Başkan olarak yine aynı şeyi söylüyor musunuz? Aynı görüşteyim. Tabii aynı görüşteyim. Yani Bursa'nın ön seçim yapacağımız yerlerde de üyelerle ön seçim yapacağız. Delegelerle de üyelerle yapacağız. Bütün üyeler gelecekler sandıklara. Kendi milletvekili adaylarını seçecekler. Buradan bütün üyelerimize şu çağrıyı yapıyor. Bir, partiyi lütfen gençleştirin. İki, kadınların siyasete girmesine imkan verin. Yani oy kullanırken gençlere ve
kadınlara gerekli özeni ve önemi verin. Bu çağrıyı da yapmak istiyorum. Bizim tüzüğümüzde bir değişiklik yapıldı. %33 cinsiyet kotamız var. %10 gençlik kotamız var. Bu çerçevede toplumun yarısı gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bir uygulama yapmamız gerekiyor oy kullanırken. Evet. Bursa için anladığım kadarıyla ayın 14'ünde parti meclisinde kontenjan veya ön seçim uygulamasının yapılıp yapılmayacağı evet, olacak. Netleşecek. Netleşecek. Ya ön seçim mutlaka olacak ama kontenjan kullanılıp kullanılmadığını, kullanılmayacağını parti meclisi, parti meclisi verecek. Sayın Genel Başkan, son sorum, programımızın sonlarına da yaklaşıyoruz. Bu konuda ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Şişli'deki kriz şu an gündemden düşmüş gibi gözükse de Hayri İnönü'nün iddiaları ve Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi geleceğiyle ilgili bu noktada değerlendirmeniz nedir efendim? Şişli olayı kişisel bir olay. Bir taraf tehdit edildim diyor, öbür taraf tehdit etmedim diyor. Olay savcılığa yansımış vaziyette. Yani Şişli halkına hizmet götürmede herhangi bir sorun, herhangi bir aksaklık söz konusu değil. Dolayısıyla savcılığın alacağı karara göre biz de tabloya bakacağız. Şu anda alınmış herhangi bir karar yok. Dava açılacak mı, açılmayacak mı veya takipsizlik verilecek mi, verilmeyecek mi? O çerçevede göreceğiz. AKP iktidarı sanki Şişli'de çok devasa sorunlar varmış, sanki yolsuzluklar varmış, sanki Şişli halkı cezalandırıyormuş sanki gibi. Sanki iddialar çok ciddi evet, ama bunların efendim Sayın Belediye Başkanı'nın iddiaları çok ciddi. İddiaları tehdit edildim şeklinde iddia. Yani iddia buydu. Öbür tarafta hayır böyle bir tehdit söz konusu değil diyor. Tabii bunu kim izleyecek, kim bakacak? Buna savcılık bakacak. Dolayısıyla biz de olay savcılığa intikal etti. Bakacağız nasıl bir sonuç çıktı onu göreceğiz. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Olay TV stüdyolarında sizi ağırladık. Tarım işçileri vefat etmiş, mevsimlik işçiler. Onlara da buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralananlar var, onlara da şifalar dileyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkan. Bugün Bursa'dan ayrılıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Bundan sonraki programlarınızdan sonra Bursa'dan ayrılacaksınız. Teşekkür ederiz efendim. Ben de programımıza katıldığınız ediyorum. İçin. Sağ olun. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Olay TV stüdyolarında ağırladık. Özel canlı yayında. Hoşçakalın efendim.